Sevgili arkadaşlar, Chips'le beraber bugün Counter 2 oynayacağız. Güzel muhabbetler edeceğiz. Herkesi bekliyoruz yayına. Ha. Aleykümselam, aleykümselam. Sondaki ha iyiydi. Benim çok hoşuma gitti ya, bilmiyorum. Başka neler yapıyorsun abi, seni tanıyalım. Ben vallahi çok sevdim seni. Bugün iyice canım, tanıma canım, şansım abi. Oldu. Ben kimim? Ben Chips, Mustafa Yüzüdük. Garım var, çocuğum oldu 2 yaşında. Tır sürüyüm, vin sürüyüm, kravin sürüyüm, kamyon sürüyüm, otobüs sürüyüm. Her boku sürüyüm amına abi. Londra doğum, Londra'da büyüdüm. İngilizcem, Türkçemden iyi. Sıfatım da bu. Çöpçüyüm abi Londra'da. Çöp taşıyım. Burada metal. Tır sürüyüm. 44 ton. Tırla tır taşıyım. Pardon. Tırla. Oha. Yok. Tırla hurda taşıyım. Metal. Onu da işte abi ben işte sıkılıyorum biliyorsun. Tırcı adam. Tek başına her zaman 12 saat, 13 saat. Tabii canım, o yol geçer mi tek başına? Zor, evet abi. Ben ETS'den biliyorum. Ondan sonra işte Night Online'dan beri işte Twitch hesabım vardı. O yüzden işte onu derim bakayım hele yapabilir miyim yayın falan, sohbet muhabbet olsun diye. Kralını yaparsın ben, sen. Eyvallah abi. Ufak bir telefonla başladım işte. Ama vırıklayıp duruyordu ya Cantu abi. Şey oluyordu. Isınıyordu, ses kayıyordu, o kopuyordu, bu kopuyordu. İsmet Darrek var bir tane. Göğet. O chatta yazdı. Yahu dedi, sen dedi, böyle böyle dedi. Ben sana en kralını yaptırırım. Şunu 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 al dedi. Fuck off lan diket dedim ben. İnanmadım çünkü. Ondan sonra bir baktım, bizim bir tane başka bir yayıncı arkadaş var. Onun moderatörü. Dedim tamam dedim la. Gel la, alacağım la dedim. Alacağım amına koyayım. Aldım. Abi bana bir sistem kurdu. Çok güzel. Yani adam mücebbin şeyi yemiş. Kafası çalışıyor teknolojide ya. Yo. Teknik insanlar çok önemlidir seni destekleyecek böyle. İsmet vallahi iyi ki var yani. Bugün bize de yardımcı oldu Half-Life videosu konusunda. Abi İsmet olmazsa ben hiçbir şey yapamam. Eyvallah. Sağ ol. Ben bümerim ya bu teknolojide. Bana abi vereceksin abi külevinci. Bana vereceksin tırı. Bana vereceksin kamyonu, otobüsü. En kralını sürerim. Ama işte bu teknolojide biraz bırıklıyım abi. Zor iş ya. Tır valla. Bugün gezerken tır videosu düştü önüme. Adam yarım saatte park edemiyor. O dikdörtgen giriliyor ya böyle garlara. Yeah. Abi şimdi tırda park ederken sola çevirdin mi sağa gidiyor götü. Sağa çevirdin mi sola gidiyor götü. Şimdi arabada sağa çevirin sağa gider ya, sol çevirin sola gider. Evet. Tırda tam zıt. Yani şöyle diyeyim, bana kolay geliyor. Çünkü ben ustalaşmışım artık. Ben ustasıyım. O yüzden bana kolay geliyor. Ama Cantu abi. Ben bu noktaya gelmek için var ya, götümde bir teller aktı. Vay la mine babo. Oh my god. Abi. Biraz hurdalara gittim. Yarım saat boyunca geri Katar'a çıkmaya çalışıyorum. Katar'a çıkamıyorum abi. Adamlar böyle yapıyor. Sıra var. Ne var? Bir tane Roman bir adam geldi, in deri tırdan, ben park ederim, fuck off lan diket derim. How am I gonna learn derim, if I don't fuck myself. Abi yarım saat boyunca orayı kapat, yani bu seviyeye gelmek için bayağı bir zorluk çektim. Ama şimdi abi tır girerse ben girerim. Yeter ki delik tır için büyük olsun. Aynı. Bana bir sözüm var mı ya İngiltere'ye geldiğimde? Ben de kullanmak istiyorum. Çok istiyorum ama ehliyetim yok, tır ehliyetim. Abi sen ayıpsın Cantu abi ya. Sen gel mesela tırını, en kralını veririm. Hatta ben taf süreyim, sana Volvo alacağım. Sana oh. Volvo vereceğim. Sıfır. Oha. Yanına abi, da otururum. Volvo FH16 bir de. Benim arkadaşla var. Ona derim ver bir gün. Yatak kim arkası sen abi? Hem de çift yatak. Of. Yatak ne demek? Yatağa da ben geliyorum abi. Üste var, altta var. Microwave var, kettle var, kahve makinesi var. Var da var. Çok güzel tır. Vallahi sen gel. Sürdürürüm sana. Cantu abi. Dışarıdan göründüğü kadar zor bir şey değil. Hatta sana bir şey diyeyim mi? Ben tır sürerken arabadan daha kolay benim için. Allah. Çünkü yükseksin ya. Yükseksin. Her yeri görüyorsun. Arkayı nasıl görüyorsun geri giderken? Orayı ben tam anlamıyorum. Allah'a emanet. Tamam, ben de öyle tahmin ediyordum. Çok samimi, çok güzel bir adam arkadaşlar. Yani eyvallah canımsın. Şimdi abi şimdi tırda kamera yok. Şimdi böyle bir şey. Çoğu tır şirketleri var. Her zaman çekiciyle dorsesi aynı.
Ona bağlıyorlar kamerayı. Onlar su ama şimdi biz ben her hafta torse değişiyorum ya hocam tüy abi. O yüzden geri kamerası olmuyor. İşte geri gidiyorsun. Ne bileyim abi. Yolda biri varsa arkama bak diyorsun. Bir şeye vuracaksam uyarı sistemi ooo mu? Tamam ya. Patron biraz dinli mi? Bunun bir yolu yok mu ya? Onu ben götüne koy. Bak patrona kayıyorsun da. Bak yarın şey yapmasın. Ya ne bok yerse yesin göt. Bana iş mi yok Cantu abi? Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Dik durmak lazım hayatta. Her zaman bana vırık vırık yerlere beni yolluyor. Öbürlerini güzel işlere yolluyor. Ya ben pasif adamım Cantu abi o yüzden. Ya o no pasif. No. Passive'nin yani. You can speak English bro. I'm a passive person. Like when people tell me I can't say no to people. I can't refuse people. Yani insanlara ben yok diyemiyorum. İnsanlara bir hayır diyemiyorum. İyi niyetlisin. Yani, bu da hallolur. Ne olacak diyorsun? Yani iyi niyetliğim yüzünden ben hep kaybediyorum zaten. O yüzden ben hep sikiyorlar. Çantı var. Ya, hayat biraz öyle ama o experience yani birikiyor zamanla. By the time böyle. Olaylar yaşadıkça daha tecrübeli, bilge bir hale geliyor insan. Sonra yavaş yavaş. Ya yok. Öğrendim artık Çantı abi. Hayatı öğrendim. Yeri geldi ben diyorum artık. Tabii canım. Yeri gelince. Ondan sonra kaçacak deli kahriyim. Ya yok canım ben kişiliğim öyle. İyisin iyi. O yüzden de yayında arkadaşlarım beni seviyorlar. Böyle olduğum için diyorlar bana. Beni seviyorlar diyorlar. Ya bizimkiler Türkler yani samimi insanları çok severler. Sen zaten olduğun gibisin hep. O rahatlığı seviyor onlar da. Normal hayatta da görüyorlar çünkü öyle insanlar. Bence. Evet abi. Sorularınız varsa alalım. Biz şeye devam edelim abi. Hayat nasıl gidiyor? Bir komple herkes tanısın, bilsin seni. Neler yapıyorsun başka? Abi hayatım çok sıkıcıydı Cantu abi benim. Yayından önce mi? Hayat. Vallahi diyorum. Ne yapayım işte sabah kalkıyorum abi. Sabah 5'te tıra gidiyorum, tır sürüyorum. Akşam 5-6'da eve geliyorum. Ya bende bir tane eşşoğlu eşek var Cantu abi. Nazar değmez. 3 yaşında. Amına kodumu duvarlara tırmanıyor ya. Ya bu duvara sen nasıl tırmanıyorsun arkadaş ya? Ben de yapıyordum. Kapı abi, eşiklerinden mi yapıyor şöyle ayaklarıyla elleriyle yapışıp? Ya abi nasıl tırmanıyor? Her yeri ben de anlam. Ya durmuyor abi yerinde durmuyor. Bir saniye durmuyor. Şimdi ikinci de geliyor. Gari 2 ay sonra çıkaracak onu da. Yani çok şükür bin şükür de. Ya benim hayatımı bunlar güzelleştiriyor Cantu abi. Ben bu yüzden tır sürüyorum. Karım, çoluğum, çocuğum kimseye muhtaç olmasın diye. Harika adamsın. İyi babasın sen. Emektarsın yani. Çalışmak, işe sahip çıkmak çok önemli kardeşim. Evet abi. İşte o yüzden işte önceden sıkılıyordum yani hayatta. Geliyordum karımla beraber zaman geçiyordum. Çocukla, şunla. Tır ev. Hem sosyal bir hayatım yok Cantu abi. Arkadaşım yok benim. Çok şükür ailem var. Ailem, anam var, babam var, karım var, çoluğum çocuğum. Ama arkadaşlık yok. Arkadaşlar da işte Twitch'te buldum. Ya o çok güzel bir şey. Şimdi normal hayatta 10-15 tane arkadaşın hani 3-5 tane dostun olur. Twitch'te 1 milyon tane kardeşin olabiliyor. Seni seven, evet, böyle dertleşeceğin. Harbiden ben de başım sıkışınca açarım yani. Bir derdimi anlatırım şöyle. İki güzel söz duymak çok iyi eder insanı yani. Bu büyülü bir duygu arkadaşlar yani. İnşallah siz de bir gün yayıncı olursunuz. Yaşarsınız bunu. Bağımlı oldum ya Cantu abi. Bağımlı oldum Twitch'e. Keyifli. Çok keyif yani alarak şey yapıyorsun zaten. Ya çok belli yani. Abi tabii bana günüme moral veriyorlar. Ben tırda gidiyorum. Trafiği unutuyorum. Beklemelerde beklemeyi unutuyorum. Her şeyi unutuyorum. Bir sabah giriyorum tıra. Yani açıyorum bir bakıyorum. Vay iş babo saat 1 olmuş. Öyle. Ne ara saat 1 oldu? Ne güzel zaman geçiyor. Bir de uzun abi. 12 saat falan çalışıyorsun değil mi aslında? Sabah başlıyor. Evet abi. 6'da akşam 6'da bitiyor gibi genelde. Abi biz yükbaşı ben çalıştığım yer yükbaşı olduğu için biz yükbaşı 250 pound alıyor bizim göt Chris. Ben her yük attığımda o 250 pound alıyor. Ben de bunun 4.25'ini bana kalıyor. Komisyonla çalışıyorum. Ne kadar yük atarsam o kadar para alıyor. Bazen 2 yük atıyorum, bazen 3 yük ama işte yükler uzuyor. Gidiyorsun hurdacıya, önünde 3 tane tır var. Onların yüklenmesini bekliyorsun. Gidiyorsun dökmeyi bekliyorsun, önünde 10 tane tır var. Bekliyorsun. Hep bekle. Ondan sonra işte ben de tek başına tırın içinde sıkılıyorum ya. Telefonla nereye kadar abi? Başka isim vermeyeceğim programlar izliyordum abi. Vay baba o program izliyorum. O anasını kaçırıyor. O teyzesiyle. Kısmetse olur falan. Baldızıyla
Yani o şey psikolojisi bozuyor insanın. O yüzden yayınlara girdim, yayın yapıyorum. Oh mis gibi. Hem beklemelerde zamanım geçiyor. Hem kardeşlerim, arkadaşlarım çok. Çok sağ olsunlar. Beni de yalnız bırakmıyorlar Cantu abi ya. Bırakmazlar oğlum. Seni hiçbir zaman bırakmazlar. Ben sana söyleyeyim. Seni çok seviyorlar. Bak bizim chatte bile gör yani şeyleri. Ya şimdi o programlar insanın psikolojisini bozuyor. Ya esas kendi içeriği üretip insanlarla iletişebilmek çok daha güzel bir duygu, bir şey açıp izlemek yerine. O ona tecavüz etti. Bu buna çaktı mı? Onun çocuğunu mu kaçırdı? Allah abi ya. Yani sıkıntı. Tabii kurtulamıyorsun. Benim de mesela anneannem falan izliyor. Arada annem de izliyor. Kızıyorum ona da, yapacak bir şey yok yani. Benim kaynana izliyor. Kaynana izliyor, izliyor böyle. Kilitleniyorlar değil mi böyle? İzliyor böyle. Ne oluyor oğlum? Sana ne oluyor? Sana Allah Allah. Yani bayağı etkiliyor onları da bizi etkilemiyor. İşte o yüzden yayınlardım var. Sağ olsunlar da çok arkadaşım var. Sıra daha açayım yayınımı. Hayatım öyle devam ediyor. İşte konu nereden çıktı, işte hayatım nasıl gidiyor falan diye. Yayınlardan sonra hayatım çok neşe oldu. Abi yayın çok güzel bir duygudur. Benim de öyle oldu. Yani bu böyle bir de bağlılıktır. O duyguyu hep ararsın. O ilgiyi, sevgiyi, güzel sözleri duymayı, anı paylaşmayı. Bir de sıkılmak mümkün değil ki. Chatte 10 tane saniyede şey yazıyorlar şu an mesela bak. Nasıl sıkılacaksın yani? 24 saat geçer böyle. Aynen öyle Cantu abi. Yani ben bağımlısı oldum bu tereklerin ya. Önce de hiç siklemezdim Cantu abi, biliyor musun? Umursamazdım. Kim izlemiş, kim şey yapmış. Ama artık yatayım, düşüneyim, kalkayım, düşüneyim. Bak hafta sonu geliyor, iki gün yayın açmayayım. Ya arkadaş olmuyor diyorum yani. Kendimi şey hissediyorum, kötü hissediyorum. Çünkü bana para veriyorlar, abone oluyorlar bana. Beni seviyorlar. Sağ olsunlar, desteklerler ama yani. Elimden geleni yapıyorum ama Cantu abi. Yoruluk büyüğüm tırda. Hem tır sür, hem çatı oku, hem şu falan. Ama gene de 6 saat, 7 saat, 5 saat yapmaya çalışıyorum. Dikkatin dağılmıyor mu hiç? Yani onu merak ediyorum. Dağılır da abi, şimdi böyle bir şey. Ben tırı sürerken yerine göre çata bakıyorum. Dururken şimdi genelde diyelim, falan konuşuyorsun zaten, ben dikkat ediyorum. Aynen. Şimdi otobanda basıyorsam abi 56 ile, zaten tır 56 milden fazla gitmiyor. Böyle biraz bakıyorum, her taraf kalabalık, araba, tır, böyle her an önüme biri durabilir, bir şey olabilir. Çata diyorum, bir saniye. Bakamayacağım çata, fazla bakamayacağım, özür dilerim. Yol biraz vırrık. Burada yola konsantre olmam lazım. Ama böyle trafik oluyor, şehir içi falan, çata gene bakıyorum. Ama yani yerine abi onu kafanda şey yap. Asla bir şey değil mi bak? Harbi diyorum, ben arabada yayın yaptım bir kere, çok zor. Arabada çatıyı çok uyamıyorum Cantu abi. Çünkü yerdesin ya. Tırda abi yükseksin. Bir de tır zaten fazla hızlı gitmiyor. Basıyorsun gaza, 44 tane çekiyorsun amına koyayım. Sıfırdan 30 kilometreye gelene kadar 20 saniye geçiyor. Bir dakika geçiyor. Arabada korkarsın yani, yandan otobüs geçer. Şimdi tırdan millet tırstığı için uzak duruyordur senden. Daha rahattır kullanımı. Bir de yükseksin işte, her yeri görebiliyorsun abi. O yüzden tırda rahatım. İyi, valla hiç sıkıntı çekmiyorum. Güzel yani, nazar değmesin yani. Tam teşekkür gaz ederim abi. Devam et. Oyun oynuyorsun. Night oynadın 13 sene. 13 sene Night oynadım abi. Hayatımı sikti. Klasik Night'çıların hayatı, benim de öyle oldu. Ben de Malezya'da. Şimdiye kadar 3. evimi almıştım amına koyayım. Night olmasaydı var ya. Hack yedin mi hiç Night'ı? Beni çocuk arkadaşım soydu. Göt be. Beni oyuna o bulaştırdı. Kastırdı çarı, boşalttı sonra. Bana oyunu o başlattı. Ben böyle bir, o zamanlar ben üst katta yaşıyorum, aynı daire bina. Ben üst katta, Luka alt katta yaşıyor. Flat daire. Luka dedi, kam dedi, bak bir gün bilgisayar almış. O zamanlar bilgisayar falan iyi, biliyorsun ya, benim evde yok. Biz garibandız abi. Biz de aynı köken benim de, ben de öyle. Luka aldı, Luka'nın evine gittik. Böyle falan Night Online falan indirdik. Oyun falan. Night Online'a bir geldim abi. Herkes SA yazıyor. Herkes Türk. Dedim what the fuck Luka bro? These all writing in Turkish bro. They all Turks dedim. Yeah falan fiştan işte öyle. Abi zar zor yalvar yakar. Anne lütfen. Anne ders çalışmam lazım. Okul verdim lütfen. Hepimiz öyle kandırdık ya. Projelere lazım. Yalvar yakar. Babam gitti, para çekti bankadan. Abi güzel aldı. Hemen Night Online oynamaya başladım. Cantu abi.
Sabi hikayemi anlatayım mı? Vallahi anlat ben, anlat. Hani Nightline'a yeni başlamışım abi. Ben pelerin üstüyüm. Herkeste pelerin var ya karakterler. Çok havalı bir şey. Abi ben bir partiye aldılar. Ben partide SA yazdım. Tamam mı? Adam aleykümselam kardeş yazdı. Ya derim abi derim ben bu peleri nasıl alacağım dedim. Pelerin almak istiyorum. Deri klandan geliyor dedi. Tamam dedim ya beni de alın klana. Tamam dedi seni klana alırız ama küfür etme sakın dedi. Tamam dedim ya küfür etmem. Ya küfür etmem dedim sıkıntı yok. Abi beni klana aldı. Pelerinim var şimdi arkamda ne güzel. Klan çata girdim abi. S-A-A.Q yazdım abi. Eyvah yanlışlıkla. Abi beni bir yok yanlışlıkla değil. Ben A.Q arkadaşlar diye biliyorum ya. Arkadaş, ne bileyim amına koyayım kimlik olduğunu. Bambaşka yani, biri abi, diyor. Bilmiyorum ki. Adamlar beni bir kovdu. Adama PM'den yazıyor. Ya ben sana demedim mi küfür etmedim. Ben derim ben küfür etmedim ya. Diyor AQ yazın. Diyor, AQ dem arkadaşlar demek değil mi? Yok dedi şey demek dedi. Öyle pelerin gitti. Olsun, ondan bu yana işte. Giymişsindir ama 13 yılda ondan sonra. Oo sen kralını giydik abi. Kralını giydik. Ondan sonra işte soyunma anımı anlatayım. Bir kere bir Warrior dizmişim abi. O zamanlar. +0 Choch. Rock var. Böyle full +7 çitsel +8 HB falan sağlam Warrior. O zamanlar da çok iyiydi. Yaz geldi. Okullar tatile girdi Can Tüy abi. Annem deriyle Türkiye'ye gidecek. Ya anne ben gelmem. Geleceğin. Gelmem. Neren deren seni görecek. Geleceğin. İlla beni zorla aldı Türkiye'ye götürdü abi. Ben Night Online var ya bende. Hı-hı. Night Online oynamak istiyorum. Şifren ben kimse hesabımı... de yok değil mi o zaman? Yok. Yok. Ondan sonra işte aşağıda Luka Derre'ye vardı yani çocuklar arkadaşım. Luka'ya verdim ID şifreyi. Derim ki ben yokken bari sen çara gir. Oyna falan. Thomas don't worry about it. Bro it's all good my bro. Go it. Bro don't watch that. Cause yeah yeah yeah. Bla 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 bla. Abi Türkiye'ye gittim. Abi benim her yerim anı ya. Bunu da anlatayım sana. Gaziantep'e gittik abi. Tamam mı? Türkiye'de şimdi. Daimgil'in evi var Gaziantep'te. Perlikaya diye bir mahalle. Perlikaya diye bir mahalle. Daimin evine gittik abi. Ben yana yana internet kafe arıyorum. Çarıma gireceğim ya. İnternet kafe arıyorum her yerde. Evden çıktım. Ya derim ben gezeceğim dayı derim. Bir internet kafe arayacağım. Tamam dedi. Git dedi şu aşağıda bir tane var. Abi internet kafeye gittim. Tamam mı? 10 tane ufak kel çocuk. İnternet kafenin içinde. 10 tane ufak kel çocuk. Dolanıyorlar. Dolanıyorlar dükkanın içinde. İnternet kafenin içinde. Ya abi dedim. Night Online var mı? Knight bizde yok dedi. Derim gelmişken o zaman başka o zaman Vice City vardı. Grand Theft Auto. Oturdum abi Vice City oynuyorum Grand Theft Auto. Yanıma bir tane çocuk geldi. İki çocuk, üç tane çocuk arkamda. Abi biz de oynayabilir miyiz? Abi biz de oynayabilir miyiz? Tamam dedim al oyna dedim. Biraz oynayayım falan. Geri alayım falan. Benim o zaman bir tane altın zincirim vardı. Daimden hediye. Can Tüy abi. Hı hı. Oyun oynayayım. Bir baktım zincir önüme düştü amına koyayım. Açmışlar mı? Önümden nol. Vay amına kodum çocuk ya. Diyor abi vallahi ben yapmadım. Abi vallahi ben dertlerim çekti amına. Buradan çıktım. Ne bize risk edeceğim. Küfür ediyorlar bana. Bak bak gör falan dedi. Tamam la dedim. Ne olursa olsun. Abi internet kafeden çıktım. Daim gibi bir yürüyüp. Benim kulağımın şurasında Can Tüy abi. Şura var ya şura. Hı hı. Şak şuradan bir taş geçti böyle. Oha. Arkama bir döndüm ki. Aga sen nereye gittin ya? Abi bilmiyorum. Daim'in evine gittim. Arkama bir döndüm ki Can Tüy abi. 20 tane ufak kel çocuk. Taş atıyorlar. Pis gavur. Pis gavur. Pis gavur. Pis. Böyle taş atıyorlar bana. Kaçtım amına koyayım. Daim Gül'ün evine gittim. Daim'e anlatıyorum. Daim ya belki Daim gelir bir şey yapar. Daim güle güle ölü. Anama diyorum. Anam da gülü. Öyle bir olay geçti Antep başında. Ben bir şey merak ettim. Kel çocukları ben çok merak abi, ediyorum. Nasıl? Senin kolyeyi çalmaya çalışmışlar. Becerememişler. Kafana taş atmaya çalışmışlar. Becerememişler. Bunlar bayağı dandik hırsızlarmış benim anladığım kadarıyla. Çocuklar be abi. Ya beceremiyorlar daha yeni. Yeni yetişiyorlar. Çocuklar. Ama ben ballıyım ben şanslıyım. Vallahi, ben hayatta şanslı adamımdır Can Tüy abi. Ben de var, şanslıyım. Ya. Şans çok lazım abi bu işlerde. Şans lazım. Ya Allah ne biçmiş. Orada giremedin Night'a. İşte, yok yoktu kafede yoktu. Ondan sonra işte Can Tüy abi tatil falan bitti Londra'ya geldim. Abi eve. Ne kadar sürdü? 2 hafta mı? Yok abi 1 ay 1 hafta kaldık biz. Çara hiç girmedin Türkiye'de. Sen orada. Yok hiç girmedim. Luka'ya vermişim emanet.
Abi ondan sonra Londra'ya geldik geri. Ben yana yana dışarı koşuyorum, yukarı koşuyorum. Valize her şeyi attım. Bilgisayarı açayım hesabı. Abi Night Online'a bir girdim ki amına koyayım. Karakterin bir tek donu kalmış ya. Nasıl ya? Bir tek Shelp, bir tek Çitin Patsu var duruyor. Artı 7. Çıldırıyorum, fıttırıyorum. Ne oluyor fucking hell? Aşağı indim Lükhan evine. Kapıya vurayım, 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 vurayım. Anası açtı kapıyı. Joanna. Anasının ismi Joanna. Kapıyı açtı. Mus. What's wrong dedi. Dedim where is Luka? Where the fuck is Luka? Abi koştum Luka. He's inside de içeri girdim abi. Luka oyun oynuyor. Mus. I don't know what happened man dude. One day I just fucking fell asleep. I woke up. The character is empty. Haber vermedim sana peki yani öyle olduktan sonra. Gelince mi? Yo hiçbir şey söylemedi. Baya çalmış şey o demedi. Yani. Puşt. Diyor ki ben diyor uyudum dedi, sabah uyandım girdim dedi, hiçbir şey yok dedi, her şey gitmiş. Ben şüphelendim de bir şey demedim ama nasıl yakaladım bak cantuvar. Bundan bir hafta sonra falan, o zamanlar MSN vardı. Aha. MSN Messenger. MSN Messenger'a girmişim, baktım Luka orada girmiş. Luka ya tam bir göt. Bunu halaya alıştırmıştım cantuvar abi. Gece gündüz halay dinliyor. Kendisi İngiliz. Allah Allah. Gece gündüz gece gündüz halay dinliyor. Orada da yazardı ya MSN'de. Aynı şarkıyı dinledikleri. Aha. Baktım bu derin bilgisayarda. Aa derim ben bunu yakalayacağım. Aşağı gittim. Kapıya vurdum. Bunun kulakları kulağında ya, duyamıyor. Anne açtı. Anası açtı. Anne açtı. Derim Luka burada mı? Yeah there is inside on the PC. İçeri girdim abi. Buna gibi gittim arkasındayım, bunu izliyorum. Bu göt. Warrior almış bir tane. Elinde benim artı 7 HB. Vay amına koyayım. Üstünde çocuğum. Benim artı 7 çitinler. Bir de don olarak artı 8 shell almış gör. O yüzden benim donu bırakmış. Don olarak da daha sağlamını almış. Ben de onu soracaktım. Niye onu 7 pedi de bırakmazsın yani çalacaksan. İşte ya onu o yüzden bırakmış. Bunun kulağına bir vurdum derim. Luke'a bırak. What's this derim bro. Oynuyor falan derim. Şu inventory'i bir aç derim bana. Inventory'i bir açtı. Benim coachlar orada. Benim şeyler orada. Vlog'lar orada. Yerine bastın. Evet orada. Iron setim orada. Derim Luka derim. You fucking stole my character. Mus, I'm sorry man. Falan işte böyle. Kendim İyi bari ayak oldu. Yapmamış yani. Ben de kastım aynı yok, itemları falan. Kabul etti. Ben orada ne yaptım biliyorum. Ben dedim Luka you know what. Hepsi senin olsun amına koyayım. Hadi görüşürüz. Çıktım gittim amına koyayım. Yukarı geldi kapıya vuruyor I'm sorry falan fişten. 2'ye 3 ay boyunca öyle konuşmadım, sonra tekrar konuşmaya başladım göt. Aldın mı itemleri geri? Yok hepsi onda kaldı. Vay amına koyayım, ne krallık yapmışsın ya, ben alırdım valla. Çalmış. Almadım be abi. Arkadaşına da devam ettin yani böyle kahpelik yapan birine. Ama o zaman çocuğuz ya Cantu abi. 15-16 yaşlarında. Ondan sonra işte büyüdük. Bağımız koptu, ben evlendim, çoluk çocuğa girdim falan. O da nerede şimdi? Görüşüyor musunuz hala? Yok görüşmüyük Cantu. Ben kimseyle görüşmeyeyim artık. Bir tek Twitch chat. Nice. En güzeli Twitch chat'tır. Orada herkes var zaten. Vay anasını be. Yakalamışsın yani. İyi ama akıllıca olmuş. Anlık baskında. Yakaladım. Onun anası beni eve alıyordu her zaman. Gizli gizli. Yani gizli gizli derken. Arkadaşız ya, çünkü. Ya, gel diyordu nasıl direkt. Yani Luka beni eve davet etmesin. Kapıya bakma beni götürme. Çocuğu içeride ya diyor, geldi içeri geldi. Yani çünkü üç kardeşlerdi. Louis, Luca, Lawrence. Yani gel yukarıdalar diyordu, giriyordum eve. Böyle. Ona ait olan benim hayatımı sikti Cantu abi. Abi siker ama hayatı da öğretir yani. Mesela insanlara çok güvenmemen gerektiğini o olaydan sonra belki. Değil mi? Ondan sonra daha çok ya. Cantu abi ben bugüne kadar Night Online'a abartısız diyorum. En az 50 bin pound para yatırmışım. Bir de namus gibi içinde. O çar yani. O senin her şeyin. Onunla uyanıyorsun. Onunla kalkıyorsun, yatıyorsun. Ben de oynadım. O yaşlarda oynuyordum ben de. Şey yapıyordum işte. Malezya server vardı. Ares Diaz Berams yokken. İnternet kafecilere gidiyordum. Bunu kurun diyordum. Millet diyordum bağımlısı olur. Çok dururlar kafede diyordum. Oyun da çok güzel diyordum. 5-6 kafeye kurdurdum Eskişehir'de. Bir gidiyordum ben böyle. 15 yaşındayım artık. Kaç bilmiyorum, hatırlamıyorum. İşte kardeşim gel bir tost bir kola. İnternet kafe sahipleri ayakta karşılıyordu böyle. Kafeye yayılmıştı ama virüs gibi böyle Night Online. GB'de satıyorlardı internet kafeler falan o zamanlar. Türkiye'de. Evet. Ya abi oyundan değil. Hem Night Online'da bu kadar uzun süre kalmamın sebebi arkadaşlarım oradaydı. Niyazi abim orada, Cem orada, klanımız orada. Sohbet, medbet, Discord'da. O zamanlar vent vardı. Vent chiller. Giriyoruz sohbet, muhabbet işte. Kale savaşı, CSV savaşı. O güzeldi. Ondan sonra işte çoluğa çocuğa karıştım, bıraktım. Başka oyun ne oynadın?
Bir Counter geçmişin abi, var gibi. Bugün Counter 2 oynayacağız seninle. Çok zorlu maçlar. Seri katiller olacak dijital böyle. İlk defa indirdim oyunu. Şeyin, hatta İsmet'in abi, hesaba girdin. Düşmemiş sana. İnşallah gene buradan zıp zıp yap durman ya. Yo, biz inşallah aynı takımda olacağız. İnşallah vururum. Aa, okey. Nice. Abi indirdim ben CS'yi. We'll fight together bro. As a team, as a brothers. Düşmüş. Silver 2'ydi abi. Rankı açmış. CS'yi indirdik ona. Güzel. Yeah, I don't want you on my opposite side, Cantu abi. Papaya vurup duruyorsun abi, you know. That's why I need you as my teammate. Will... Ben düştüğümde beni kaldırasın diye. Tabii tabii. Aynen öyle. Valorant'ta oluyor kaldırma. Counter 2'de yok da gene de toparlarız yani. Yeah. İşte o Night Online oynadım hep bütün hayatım boyunca Cantu abi. Öyle FPS oyunları falan oynamadım. Counter Strike arada oynadım. That's it. Yani biliyorum, iyi kötü biliyorum. En favori haritan Dust 2 mi? Yeah, onu herkes. Yani, şimdi hala. Yeah. Onun şeylerini biliyorum. Short, long, ne bileyim, JT, terrorist. Hani info veriyorsun ya, information. Çok önemli information. İşte, yeah. Bizim takımda çok olmaz burada. Diren falan çok info vermez genelde. Bakacağız ama bugün. Bence gerek yok böyle bir şey. O bilgi vermiyor ama şey, professional serial killer'lar var bizde de şu an. Vesselam'ın Vesselam var. Ondan anladım. Sonra abi senin yaşadığın olaylar var. Bu Türkçenin aslında işte eş anlamlı ve eş sesli kelimelerden dolayı, yani aynı anlama gelen farklı kelimeler, bir kelimenin 5 farklı anlamı ya, falan. Abi. Yani abi ben Türkçe biliyorum ama bilmiyorum. Ben bir kelime söylüyorlar abi Türkçe'de. Vay arkadaş. Abi çok özür diliyorum izleyicilerimden. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Abi. Çok rahat konuşma orada. Bizimki fır kıyamet. Okey. İngilizce'de yarra 3 tane kelimesi var aman abi. Dik. Penis. Cock. Dik. Bitti. Abi Türkçe'ye giriyorsun. Malafat. Dalga. Komando. Çavuş. Başkomutan. Çavuş. Alet. Alet. Çük, şu pipi, ya, yarrak. Çük. Yani matka, bu bamya. Matka, bamya. Ne? Oo, 15 tane falan var aslında. Ne abi 100 tane var ya. Bu sıkıntıları çekiyorum ben Türkçe'de. Yoksa ben Türkçe biliyorum. Adam geliyor bana tırda diyor. Abi tırda tırı devirdin mi hiç? Yok diyorum, devirmedim. Herkes gülüyor. Abi inşaatta top oynadın mı? Yo, oynamadım. Yani bu buralarda ben vırıklıyorum. Kamışa su yürüdüm peki. Kim? O kamışa su yürüdüm, onu biliyor musun? Kamış kim ya? O da tabirlere yakın. Kamışa ulan su yürüdü mü şey ilk meniler oluyor mu? Penis'in yani ucundan çıktı mı? Hani ilk. Abi kuru sıkı mı ateş mi ediyor? Onu bu da ben ratata. Sonra çocuğu çıkaracağız ya. Kuru sıkı olsun. Ya hayır onu sormuyorum. Yine tabir olarak belirteyim size. Ya işte. Senin şey. Abi peki çıbanın suyunu sıktın mı? Oo, o da var doğru. Çıbanın suyunu sıktın mı? Abi siz öğretin Türkçe her şeyi, adam yanlış şey çekmesin. Ben yılan gördüğümü kaçarım ben. Niye suyunu sıkayım Allah Allah. Yılan büyüm ya. Ben bu hayatta yılandan, örümcekten korkarım. Farelerden korkmam. Fareyi alırım elime. Koçok fareler gezdi ayağımın üstünde falan. Farenin suyunu sıkarım. Ama yılan abi, yılan sokar adamı ya. Yılan sıkıntı ya. Ben de arıdan çok korkuyorum ya. Arıdan kaçarken araba çarpıyordu bana bir kere. Ölüyordum direkt. Arabanın altında kalıyordum. Hep şey ya, gözümü sokacakmış zannediyorum gelince. Öyle bir şey. Çantı abi, bizim tırdaki en büyük sıkıntılardan biri de bu aralar ya. Geliyorlar değil mi? Tırda abi bir de cam, böyle büyük camı açıyorsun yükseklesin ya. Basıyorsun otobanına. Jum 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 de içeri dalıyorlar. Ya bir kere kaza yapacaktım ara. Ve kaç defa yayında bile gördüler. Üstüme ya, şimdi bir de biz şey giyiyoruz ya. High vis vest giyiyoruz. High vis. Can kurtaran. Evet. Parlak reflektörlü. Yeah high vis. Onlar benimkisi orange. Orange renk. Honey renk. Turuncu. He. Ona da geliyorlar aralar hep. Hep üstüme geliyorlar. O yüzden geçen bir düştüm. Abo. Aralar yüzünden.
Hep böyle sıkıntılar çekiyor. Ben de sevmiyorum. Ya ben soksa sokar. Acıdan değil Can Tüy abi. Şişiyor böyle davul gibi oluyor ya. Tatsız bir şey. Kaşını şey oluyor. O yüzden aralardan bırıklıyorum ben biraz. Türkçe değişik değil yani. Sizde mesela tırda ilginç anılar neler var? Ben onları sormak isterim sana böyle. O yolculuklar boyunca. Abi neler gördük ki. Geçen yolu at geliyor önüme. Bir kere at geldi tırda önüne. Gidiyordum. Nasıl durdu tır? Ben durdurayım dörtlüğü yaktım. Dörtlüğü yaktın. Abi ne yapayım? Abi atlar tehlikeli. Bir insan gibi düşünmüyorlar ki. Yazık hayvan caza yazık. Cantı abi. Tabii şimdi canım. Dar yol köy yolu zaten. Şimdi at beni görünce biz araba sürmüyoruz Cantı abi. Büyük tır. Şimdi abi. Hızlı geçersem yanımda bir korkar bir şey yapar. Altıma girer paramparça olur abi hayvan. Tabii canım. O yüzden zaten bizim sınavlarımızda diyorlar öyle yoluna at falan gelirse dörtlüğü yak. Yavaş yavaş geç yanından. Öyle yapıyor. Öyle yaptım geçen. Ondan önce bir kazam var. Bir kazam vardı. Sağ ol. Yok büyük bir şey değil. Kariye arkadan geçirdim lan. Sadece. Ne yaptın abi kariye? Arkadan geçirdin. Alayım mı yayını? Ya bak bu normalde mesela adam bunu İngilizce anlatıyorsa olsa I hit a girl der. I hit the girl's car falan bir şey der. Yani, çok okey mesela. Hani hit, vurmak, çarpmak. Bir sürü anlama geliyor. Hitbox var mesela. Orada okey. Türkçe'de arkadan vurdum deyince yanlış anlaşılabilir yani. İşte ben de burada vurukluyum. Cantıyor abi. Kuruksun değil mi bu konuya? Yani böyle bir gariplik var ya, orada. Kuruk değil. Yani beni şey yapmıyor. Şey yapmıyor da işte ama böyle vurukluyum işte hep. Çünkü İngilizce'de normal Türkçe'ye çevirince vırık. Vırık tamam ben kuruk anladım onu. Yok vırık yani vırık. Yani kötü de değil de. Garip bir durum ya. Situation. Weird situation. Weird situation exactly. İşte abi şimdi gidiyorum üçlüyor. Tamam mı? Sabah saat 8. Aynalarımda sabah güneş vuruyor aynalara. Üçlü yol. Burada iki şerit var benim yoluma giriyor. Cantu abi. Ben de öndeki arabayla mesafe bırakmışım. Öndeki arabayla mesafe çünkü 44 ton araba kullanıyorum abi frenlerim. Hemen durmaz. Ne kadar da duruyor abi bu arada mesela 50 mile'la giderken? 44 ton full yüklü. Evet. En ağır halinde kaç metrede durur? Hesaplıyor şu an. Oha. Full freni döklersen 100 metre falan sürer. Oha. Belki daha fazla. Çok yavaş yavaş diyor yani. Tabii abi. Tabi 44 tondan bahsediyorsun Canti abi. Doğru söylüyorsun. Böyle o momentumla onu durdurmak kolay değil. Abi bazı videolar var. Çok tehlikeli. Tabi yük Allah korusun şeye geliyor en öne. Ani filan da çarpmışlar. Abi of course dorse jackknife yapar. Senin tırın arkası senin tırın götü önünde olur. Çok tehlikeli. O yüzden işte always you have to be aware. Drive safe. Yani the main thing abi bak bir usta şoförü ne usta yapar? Direksiyon değil. Gaza bas, vites atmak değil. Hazırlık safety and tecrübesi. Awareness. Safety and awareness. Uyanık böyle. Mesela abi ben tır sürüyüm. Kafama alnıma kamera takıyorum. Tır sürüyüm. Güzel bir karı geçiyor yolda. Ben karıya bakıyorum. Benim çak başlıyor. Aha yenge. Ya diyorum arkadaş ben karıya bakmamın sebebi çarpmamak için. Çok ya ben tırcıyım abi. Ben geçen sineği bile görürüm ben. Benim gözlerim abi böyle. Her yer böyle. Aynalar var orada. Bakayım orada. Belki o kadın gelecek kör noktuma girecek abi. Hop önüme girip karşıya geçmeye çalışıyor. Geçen gün benim bir tane tırcı arkadaşım bizim şirkette çalışan adamı birini ezdi. Öldürdü. Duydum onu ya. Kötü olay. Bu yüzlerden. O zaman diyorlar yenge ya alakası yok baba. Hep dikkatli olman lazım. Temkinli olman lazım. Kuz. O yüzden bana diyorlar ya ben diyorum 5 saat yayın sonrası diyorum ya yoruldum ya. Ya ne yoruluyorsun götün üstüne oturayım gaza basıyorsun. Bana da öyle diyorlar. Oturduğu yerden oyun oynuyor amcık diyorlar ki bizim iş çok daha kolay yani. Abi bizimkisi fiziksel yorgunluk değil. Mentally tired. Ya. Hem başım bir çatlıyor. Hem yola fokus olayım hem arabalara hem çağı okuyorum hem you know. Öyle vırık oluyor. Buyur abi. Çok iyi yayıncılık yapıyor yani ben gördüm. Ne kim ne yazsa okuyorsun harbiden chatte bir taraftan onu kullanırken. Çok zorucu bir şey. Abi sonra bana diyorlar götün kalktı okumuyorsun artık diyorlar bana.
Abi, hızlı akınca kaçırabilirsin. Onda bir şey yok. Yani ben düğüm zaten onlara. Düğüm yani kaçırıyorum yani. Ben tır sürüyüm ben evde. Yani yapmıyorum ben tır sürüyüm. Bazen gördüğümü okurum düğüm. Şey ağır oluyor. Şeyde ya, uzun süre yayıncılıkta. Sağ göz hep chatte oluyor. Sol göz monitöre bakıyor. Tek göz sağ yamuk oluyor böyle. Dikkat edin ona. Uzun süre yayın yapanlarda görürsünüz. Aynen. İşte o şeyden geldik bu konuya. Karıya arka, yani karın arabasını arkadan geçirdim ya. Arabası. Ya aslında Toyota... hanımefendinin otomobilini arkadan temas ettin. Thank you very much Marim Tantu abi. Benim koskoca chatta bir sürü binlerce insan var. Biri senin gibi anlatamadı bana ya hocam. Ben atten diye arkadan geçirdim ya. Çok mu zor bir şey? Tıklattın abi. Arkadan tıklattın oluyor işte. Ha tık. Klik klik. Daha da ben hanımefendiye arkadan tik yaptım ya. Arabasına ne yaptın tik tik. Ha. Ne dedin sen? Klik mi? Ne? Tik. Klik klik. Sen tık tık yapmışsın abi. O da olur. Tıklattım. He. Aynen. Yakıştı. He. Ondan sonra işte abi ben şimdi tırı sürüyüm. Bakayım tık diye bir ses geliyor. Diyorum ne oluyor amına koyayım dedim ya. Basıyorum gaza tık diye bir ses geliyor çantıyor abi. Ulan dedim biz birine mi vurduk amına koyayım. Ayağa kalktım abi böyle camdan dışarı bir baktım. Ulan hayla bu ne babo. Önümde bir tane karı var arabanın içinde. Ben bu nereden buraya geldi? Arabada şimdi dedim şurada sola çek dedim. Sola. He burada sola çek dedim sola. Oraya çekti ben arkasına gittim. Tırdan indim. Karı'nın yanına gittim. Karı böyle yapıyor. Çantıyor abi. Ama karıyı arkadan vurmuşsunuz da öyle yapacak karı. Karı diyor ki aynaya baktım. Kocaman bir şey vardı aynada. Oh my god kusacağım galiba. Dedim arkadan vurduk tırtlattık dedim ya. Sanki taklama attın. Döndün mü öldün mü ne oldu? Arkadan sürükledik azıcık dedim Allah Allah. Su getirdim su içecek mi? No I think I'll be alright, falan dedi. İşte orada sigortalar, migortaları verdik. O gitti, ben gittim. Öyle bir kaza. Olsun. O tek kazam. Çok şükür. Nazar değmesin. Bir daha da olmaz araba inşallah. Araba ne durumdaydı abi? Arabayı... Hiç. Abi 2 mille gidiyorduk. Tam trafik. Göt göte yani. Trafik. Ondan çıt etmiş hiç. Zaten. 50 mile'la gitse şey pastırma olur. Yok hızlı gitmiyorduk. Hızlı gitmiyorduk. 50 mille gitsen sen ne diyorsun öyle Allah korusun. Of abi silahtan daha beter bu tırlar. Tabii o momentum 44 ton diyorsun ya hiçbir şey durduramaz ki. 44 ton abi durdur. Gökdelene çarpsan araba... kolonlar yıkılır bina devrilir. Önünde 30 tane araba varsa 30 tanesini de ezer geçer tır abi hiç durana kadar. O yüzden abi bizim burada her iki haftada bir arabalar servise giriyor. Mecbur. Her iki haftada bir arabayı servise koyman lazım. Bir de her dört ayda bir MOT'ye girmesi lazım. Muayeneye. Muayene. Muayene. Bir değişik bir konu. Muayene. Sıkıntı yapıyorlar abi orada. Abi bizim depoya bizim her hatta bizim Chris Chris o her hafta muayene yapıyor. PMI check yapıyor bizim arabalara. O zaman şirket büyük. Adam çok dikkat ediyor bu belge olaylarına. Fıs fıs. Çantıyor abi götü tutuşuk. Burada devlet izin vermez abi öyle şeye. Aramın amına koyarlar. Bir daha sana tırdan tır değil. Bundan araba sürdürtmezler amına koyayım bir daha. Böyle bir hava kaçaklı bir tırını yakalasınlar senin. Bir lastik balatas biconu şey yakalasınlar. Chris'e bir daha bırak 25 tane 30 tane tırı araba sürdürtmezler. Doğru diyor. Göt korkusundan bunlar hep böyle her şey yapıyorlar. In Turkish it means Yusuf. Biliyor musun? Yusuf. Evet. In Turkish it means adamın götünden kan alırlar. Kan ne? Bağırsağını çekerler amına abi. Ha, aynen öyle abi aynen. Bizim burada bazen uyuyakalıyorlar. Burada 6 saat miydi? 6 saatte bir durması lazım galiba. GPS'ten track ediyorlar. Evet, takograf var abi takograf. Her 4,5 saat sürüşte sürüş. Her 4,5 saatin ortasında 45 dakika mola alman lazım. Bunu ikiye bölebilirsin. Mesela 4,5 saat içinde 2 saat sürdün. 15 mola aldın. 2,5 saat sonra yarım saat daha alabiliyor. He. Sürüşte bu. Çalışma 6 saat. 6 saatte bir yarım saat mola alman. Ya benim dedim 6 saat oymuş. Okey. 6 saat çalışmada bu. Yes. Abi aynen. Bir de böyle alkol metreyle çalışması muhabbeti varmış. Onlar da mı takograflarda oluyor? Var. Ama o çoğu yeni nesil tırlarda var. Çoğu yeni nesil tırlarda. Öyle tır üfletmeden çalışmıyor tır. Oha. He.
He o mesela o Almanya'da, İsviçre'de falan çok. Bizim İngiltere'de fazla yok da oralarda çok. Tamam, medeniyet geliştikçe otokontrol artıyor aslında. Araç seni kontrol ediyor. Çünkü çok değerli bir şey taşıyorsun. Orada 44 ton demir de taşıyor olabilirsin. Değil mi? Her şey olabilir. Abi her şey abi. Çantı abi, senin şu an önündeki klavyen tırla geldi. Doğru söylüyorsun. Baktığın ekran tırla geldi. Oturduğun koltuk tırla geldi. Bu dünyada tırlar bir gün dursun, dünyanın ekonomisi durur. Tır ekonomi demektir Cantu abi. Öyle öyle. Tır ekonomi demektir. Bilgisayarlar genelde gemiyle geliyor daha ekonomik diye tıra göre de. Ama çok değerli şeyler taşıyorlar. Ama gemiden inince, gemiden evet. inince evet, doğru tıra biniyor. Doğru. O yüzden yani. Tırcılık çok önemli. Abi şimdi çok şükür yani bize hakkımızı alıyorum ya Cantu abi. Ben çok mutluyum tırcı olmakla. Abi senin zaten çok güzel hayatın olacak. Ben sana söyleyeyim. O şeye canım sıkıldı benim. 50 alıyor da 5.75 veriyor muhabbeti var ya. Bak senin yayınlardan bile bulur. Çok. Adaletsiz. Başka ya, belki tır şirketi gelecek. Belki başka yatırımcılar, girişimciler gelecek. Bu işler hep böyledir. Twitch yapınca insanın çevresi oluyor. Binlerce insan izliyor. Oradan birileri geliyor her zaman. Yani yaptıkça iyiye gidiyor bu iş. Sen ne olur devam et yayın yapmaya. Ben sana öyle söyleyeyim yani. Devam edeceğim. Cantu abi devam edeceğim. Ben çok seven abilerim var, kardeşlerim var, ufak kardeşlerim, bacılar, ablalarım. Çok var. Çok çoğaldılar Cantu abi. Ben yayını açayım abi. Oğluna koyun 2000 kişi gelin. Selam aleyküm, selam aleyküm, selam aleyküm, selam aleyküm. Manyak gibi değil mi? Ben bakayım ekrana diyeyim ne oluyor amına koyayım ya. Bu nasıl bir şey? Çok güzel mutlu bir duyurur. Mutlu olayım. Ben o yüzden açayım. Ben o yüzden açayım diye. Seninkiler bana abone gönderip duruyor. Zirzu Efe 300-400 tane gönderdi. Memba Meba gönderdi. Valla sağ ol arkadaşlar. Bana göndermeyin. Emre kardeşim var. Kizaru abim var. Mustiye gönderdi. Yağıyor. Aman. Söylerken 200 tane daha geldi. Vallahi sağ olun arkadaşlar. Benim abilerim. Onlar benim abilerim. Ben onlar için bu yayınları açayım. Çok Cantu güzel. Abim, hayatta destekçin olması çok güzel. Ne oluyor ya? Tövbe yarabbim tövbe. Sağ olsunlar. Abone yağmur oldu çete valla. Sağ olsunlar. Beni mahcup etmiyorlar. Teşekkür ederim Kizaru abim. Efe abim. Nebak kardeşim. İmra kardeşim. Canımsınız. Sen de çok eğleniyorlar. Chat'te sürekli as as as. Yani yayıncının en sevdiği şey kuve kuve as as as. O oldu mu chat'te yayın çok iyi gidiyor demektir. Sen de çok eğleniyorlar. Bizim chat'te bak. Öyle oldu normalde. Ben kendi kafama bomba atınca güler genelde bizimkiler. Bugün bayağı güldüler. Biraz da chat'ten sorularınız varsa arkadaşlar alalım bulmuşken. Güzel güzel soralım her şeyi. Sonra çünkü Counter 2 oynayacağız. Ben de bilmiyorum ne olacağını. Vesselam ısınıyor değil mi? Abi ben yani... Oralar çok sıcak ya. Vallahi abi yani vallahi yani 35 derece mi İngiltere şimdi? Şu anda düştü ya. Şu anda 28 derece falan. Güneş yine çok sıcak ya. Be abi. Abi bana çok ben daha ben şişman bir adamım Cantu. Aslen nerelisin diyorlar aslen. Origins. Ben bak Osmaniye. Osmaniye Başmahalle. Babam Osmaniye. Osmaniyeli. Hangi Osmaniye? Adana. Adana tamam. Osmaniye. Adanalısın. Orada da güneşe kurşun sıktınız. Yine sıcağın içinde doğru. Demin yanıyordu deyince ben orada anladım abi Adana olduğunu. Osmaniye. Adana Osmaniyeliyiz. Anam Diyarbakırlı. Babam Osmaniyeli. Luka ile görüşüyor mu demişler. Luka'nın ta götüne. Yok görüşmeyeyim onlar. Luka sonradan daha da vırıklıklar yaptı. Bana zaten o yüzden görüşmeyeyim artık. Osmaniye il oldu. Sonradan mı il oldu? Ben Adanalıyım dedi. Osmaniye'nin Adana'sı dedi. O yüzden şey yaptım. Vallahi ben de bilmiyorum Cantu abi. Osmaniye Başmahalle ama Adana'ya yakın işte. Bizim şeyde evimiz var ama Cantu abi. Bizim de Mersin'de. Bizim de villamız var. Anamın orada evi var. Susanoğlu'nda. Mersin gitti. Susanoğlu'nda. Küçükken. Cennet Cehennem Mağları orada mıydı ya? Aynen. Beni oraya götürdüler küçükken. Susanoğlu'na. Ben orada kayboldum annem babamın elini bırakıp. Benim anam babam şimdi yarın geri oraya gidiyorlar. Yarın. Güzel güzel yerler ya. Didim gibi bizim. Didim'i biliyorsundur belki. Didim Altınkum'a gittim ben abi. Kulüp Tarhan. Bundan ta oranın önceden. Oranın plajı çok güzeldi eskiden. 20-25 sene evvel. Böyle 50 metre gidiyordum burana geliyordu. Gövdene geliyordu yani. O zamanlar yaşlıydım hayatı. Evlendikten sonra çöktüm ben. Bırakladım ya. Benim karı çirkindi. Benim karı güzelleşti.
Ben güzeldim, ben çirkinleştim. Abi, ne diyeyim şimdi onunla ilgili, benim de kız arkadaşım izliyor. Yoksa ben de çok böyle straightforward yorumlar yapardım yani, o konuyla ilgili de. O biliyor abi bende. Yani o bana alınmaz. Bizim böyle şeyimiz var sevdiğimle. Yani o babasıyla şey kahvaltıya gideceğiz. Ben çok yorum yapamıyorum şu an. Mute'luyum ben. Mute'lu gibi düşün beni. Normalde ben çok şey söylerdim burada da. Ya abi şimdi şöyle diyeyim sadece. Benim Sevgim benim hayatımın adamı. Beni bu yayınlara tutan o. Bana tırcılığı başlatan o. Ben günde abi günde 6 saat çalışıyordum Türklerin yanında. Dükkanlarda, kebaplarda. Haftada 350 lira pound para verirlerdi bana. Günde 12 saat çalışıyordum. Sevgiyle ben tanıştım. Daha evlenmedik. 5 aylık sevgiliyiz sadece. Sevgi bana dedi sen niye dedi. Aynen böyle dedi bak Cantu'ya bir yalan söylemeyeyim. Aynen sen niye dedi götünü siktiriyorsun orada burada dedi. Türklerin orada çalışıyorsun. Şu kadar paraya haftada 70 saat. Ne yapayım dedim. Sen ne yapmayı seviyorsun dedi. Dedim ya ben araba sürmeyi seviyorum. Tır sürmeyi seviyorum dedim. He. Abi bir hafta sonra benim telefonum çaldı. Sevi gitmiş tır okuluna 7000 lira para vermiş beni tırcı yaptı. İyi valla bir kadının dokunuşu erkeğin hayatını değiştirir her zaman zaten yani. Ben yayınları da bırakacaktım. Sevgi bana dedi bırakma sakın dedi. Sakın bırakma dedi. O beni tuttu şimdi bak nerelere geldim. Bir sürü arkadaşım kardeşim oldu. Ne güzel valla. Yani benim sevgim benim her şeyimdir. Çok önemli. Şimdi sen mesela anlatırken o karı diyor siz yanlış anlamayın onu yani. Bak adam... Hayatı sevgi aslında öyle bahsediyor yani. Abi ben 7 senedir sevgimle beraberim. 5 senedir evliyim. 2 senedir kız, girlfriend, boyfriend. Bugüne kadar el kaldırdıysam, bağırdıysam, çağırdıysam, kötü bir şey yaptıysam aha iki çocuğumun yüzünü görüyorum. Yok sen melek gibi adamsın ya. Belli, sıfattan belli olur zaten öyle şeyler yani. Yani ben anlarım en azından. 35 yaşındayım ben. Teşekkür çok ederim Cantu abi. Başka ne sorularımız var arkadaşlar? Ya CV ben sorup duruyorlar. Ben bunu aldım daha önce. CV ya. Belki ben chips. Muzdava yüzünük. Karım var çocuğum oldu 2 yaşında. Tırt süreyim, bir süreyim, klavit süreyim, kamyon süreyim, otobüs süreyim. Her boku süreyim abi abim. Londra doğum, Londra büyüdüm. İngilizce, Türkçemden iyi. Sıfatım da bu. Zırcıyım, hurdacıyım, çöp taşıyım. Ya bu nasıl bir şey Cantu abi? Bu ben ilk yayınlara başladığımda ben böyle kendimi tanıtıyordum biliyor musun? Tabii canım tanıtacaksın ne yapacaksın? Çünkü gelenler bilmiyor. Hep soruyorlar. Evli misin? Çocuğun var mı? Yok şu, yok bu. Ve ben de böyle bir CV yaptım kendime söylüyordum. Ondan sonra bunu komedi yaptılar. Komik yaptılar. Her zaman bana CV diyorlar. İyi yapmışlar ya. Güzel. Ama değişmesi lazım. Değişmesi lazım çünkü ikinci çocuk geliyor. Ha güncelleme gelecek, update gelecek. Update gelecek. Mustafa abi geçenlerde yayında şöyle bir eline işeme muhabbeti olmuş. Ne o? Aman akodumun terisi. Of ya. Abi biri anlattı bize de. Neydi o abi? Ya abi bir tane bize bir tane bir tane amca var Terry diye. Bu bizim şirketin ilk şoförlerinde. İhtiyarladı bu. Bu artık emekli olmuş. Bizim göt patron Chris bunu yeni şoför yetiştirdiğinde çağırıyor. İşte şu yeni şoförle çık öğret diye. Ha. Ya tamam çok melek gibi bir insan. Çok mükemmel çok severim Terry'i de. Pislik abi pislik. Abi yani bir hastalığı var Allah yardımcısı olsun. Allah yardımcısı olsun. Yani hastalığına sakın yanlış bir şey demeyeyim. Bir, galiba bir prostat sorunu var abi. Prostat sıkıntısı var. He. Çok yaygın Türk erkeklerde. Habire işiyor. Ama abi her işediğinde elinin üstüne işiyor ya. Yani geçenlerde de işte yani ben bana tur sürmeyi de o öğretti. Cantu abi Terry öğretti. Grandmaster Yoda. İki hafta beni eğitti o. Oradan biliyorum. İşte o günde işte abi ben yükü döktüm işte arka kapıları kapatmaya indiğimde tırdan. Bizim Terry vızdının ortasında, oradan ortasına lastiğin üstüne şey yapıyor. Lastiğe ne işiyor ya? Başka yola falan. Ya bizim tırcılarda öyle bir muhabbet var. Lastiğin üstüne işerler her zaman. Ben işemem de işerler. Bilmiyorum niye. Yani lastiğin üstüne çatırlar. Bilmiyorum Türkiye'deki tırcılar öyle mi? Türkiye'deki tırcılar öyle mi bilmiyorum de. Lastiğin üstüne işerler. Öyle bir şey var abi bilmiyorum niye. Bu gitmiş lastiğin üstüne işemiş. İşer işemez de ben gittim bunun elini sıktım. Ya yani çünkü orada dedim Terry how are you? Terry how are you falan diye. How's everything going? How's life? How's the health? Sağlığın nasıl falan. Bunun eline sıktım benim elim ıslandı. Ben ne bileyim abi bunun şey olduğunu. Ondan sonra bilmiyorum yani üstüme sürdüm falan yani bilmiyorum çünkü görmedim işediğini.
Trabi'nin bizim chat hep yıkılı. Lan işedi, 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 işedi diye. Bana kıbını attılar. Bu harbiden gitmiş gene kurbağa gibi lastiğin üstüne işedi. Kurbağa gibi. Ondan sonra elimde, ondan sonra ben şey oldum. Ah oldum, biliyorsun. Ah oldum. Sildim falan. He, o muhabbet o. He. Şey ne peki abi? Şu dorsaya sıçma anısı gibi bir şey varmış. Abi ne? Onu anlatsak. Anlat var ya, ne bileyim artık yani. Zaten samimiyet çizgilerini çoktan kırdık açtık yani burada. İşemeli sıçma daha iyi ben, yapıyor. Ben hayatımda bir kere dorsaya sıçtım. Ama işte bak bunu derken bizimkiler ne? Dorsaya sıçılır mı? Hıt! Falan ediyorlar. Ama sizin bildiğiniz gibi değil abi. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Bizim dorsemiz çöp dorsesi. Çöp taşıyın içinde. Dorsenin içi leş zaten. Pis pis. Pis. Çöp taşıyın. Şimdi abi biz night out yapıyoruz bazen. Tırda yatıyoruz. Biliyorsun cantı var. Evet evet. Ben bir kere Londra'dan yük aldım. Southampton'a gittim. Southampton'a gittim. Orada yükü döktüm. Saat 4'te orada yük alıp geri Londra'ya geleceğim. Ama 4'te hurdacı kapandı. Bir de benim de şeyim bitti. Sako saatim bitti. Mecbur orada tırda yattım. Şimdi orada abi bir de hurdacının önünde park etmişim kapıdan. Ki öbürsü sabah. Yükü alıp gideceğim. İlk sırada ben olayım. Çünkü aynen. Arkamda da 5 tane tır var. Zamanı doğru cantı kullanmak abi. Çok önemli. Abi. Beklemek istemiyorsun. Aynen arkamda 5 tane tır var sıraya. Benim arkamda sıraya girmiş. Sırada ben en öndeyim. Şimdi orada duruyum abi. Orada yatıyorum falan. Abi ben o gün bir Chinese yedim. Order etmiştim. Chinese yeme yedim. Noodle. Sushi. Yok abi. Sour sweet meatballs. Onu falan. Chicken fried rice. Onları yemiştim. Ondan sonra abi akşam benim midem vır 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 ediyor. Yani insanız abi. Sıçarız tabii da canım. İşeriz de. Yani o hepimiz yani en güzel kız bile sıçıyor. Evet arkadaşlar. Yani pembe öyle, de sıçmıyor yani. Patır patır. Yani tırcıyız. Biz evde çalışmıyoruz. Evde yatmıyoruz. Tırda yatıyoruz. Tuvaletimiz yok. O yüzden bizim abi bizim dorse. Ben şimdi yana yana ne yapacağım diyor. Arkama bakıyorum. Arkamda 5 tane tır var. Şimdi tırla çıksam önüme girelim. Sıram bir de. Yarın sabah 3 saat beklerim. Ne yapayım? Ne edeyim? Düşüneyim. Her tarafta orman da yok. Bir şey yok. Bizim bir tane Tony diye bir tane night out şoförü var. O her zaman yapıyor. Hep tırda yatıyor. Onu aradım. Tony dedim. I'm in fucking Southampton in front of VMR, bro. I'm in front of the queue. I don't want to leave the queue, dedim. I need to fucking shit, bro. Where is that toilet around me? Abi senin pronunciation da Amerikan filmi izliyormuşum gibi oluyor böyle ya. Bizim İngilizce değişik abi. English yani Amerikalar water der. Biz water deriz. Onlar butter der. Biz ball. Onlar biraz daha şey gibi söyler İngilizceyi. Böyle daha bozulmuş. Orijinal değil İngilizler ama işte. Daha kaba. Yok abi orijinali İngiliz'dir. İngiliz, evet, İngiliz. İngilizce işte. İngiltere. Amerikalılar o neyse bilmiyorum. Ondan sonra abi işte bana Tony aradım dedim bro I need to shit bro where the fuck am I gonna shit falan tuvalete gitmem lazım Tony dedi bro is your trailer empty? Dorse boş mu? De Dorse'ye sıç dedi. Ula, ha, confirmation da aldın telefonla. Abi onlar hep Dorse'de sıçıyor. Şeyler night out tırcılık yapanlar. Dorse boş olduğu sürece hep Dorse'de yapıyorlar tuvaletlerini. Oo la dedim. Doğru ya dedim. La Dorse'ye gireyim. Orada girdim. Alkışlı marka kapıya girdim. Çöme. O detay. Önemli detay. Ya ben bana doğal geliyor. Çok şaşırmıyorum. Öyle söyleyeyim sana. Yani o situation işte. İçinde hiç tuvalet olmayan çok sıkıştın. Ne yapacaksın? Siz de olsanız. Siz de Dorse'ye sıçacaksınız arkadaşlar. Orada. Yani buna niye komik buluyor? Ben bunu yayına duyma gülüyorlar. Ya başı komik. Dorse'ye sıçtım diye başlıyor. Detay yok ya. Detaysız hali. Abi Türkiye'de klozet suçmuyoruz da deliye delik deliye suçuyorlar. Aynı şey ha Dorse'ye sıçmışsın ha deliye sıçmışsın. ben de Türkiye'ye kaç defa gittim hep delik. Şimdi bilmiyorum değişti mi klozet yaptılar mı da. Artık var Türkiye'de klozetlerimiz. Daha rahat tuvalet yapıyoruz. Ala Franca, yani, Ala Turca. Orada yaptım işte abi. Güzel wipe'ım da vardı, suyum da vardı, her şeyim vardı. Öbürüsü sabah. Girdim burada yüklediler üstüne hop götürdüm döktüm limana selamun aleyküm yani. Ne yapacaksın Cantu abi bu iş böyle. Yapacak bir şey zaman kısıtlı imkanlar kısıtlı olunca hiç bana çok güzel doğal geliyor yani. Sadece hikayenin adı komik başta Dorse'ye sıçtım deyince şey oluyor.
Ya bunlar sanıyor ki hani şu öbür tırlar var ya böyle site böyle dosya için tertemiz tutarlar böyle güzel. Ha, filmlerde oluyor içine. Abi onlar. İş yani dünyasında büyük nereye öyle? Kötün. Öyle o dosya sıçılmaz zaten Cantu abi onlar kapalı dosya. Ve bizim dosya açık dosya üstü açık çöp dosyası Cantu abi. Doğru İçine tahta, mal, yemek, yiyecek gitmez. İçine yalnızca çöp gider. He. Ya da sıçarsın. Ya da bok girer. He, yani öyle. Ay bak çok tatlı adam, çok samimi adam diyorlar. Chat'ten de biraz okumak istiyorum. Bir de tümer olayı diye bir şey varmış galiba. Abi çorba ve tümer olayı diyorlar chat'te sürekli. Ben onları bilmediğim için. Ya onları sen yani de anlatamam abi. Zaten dorsaya sıçtık da ne yapacağız yani? Sen ya bir bana. Tane Türk bir gay çocuk vardı işte. O beni sıkmaya kalktı da onu diyorlar ya. O. Ya bir yani o, abi, ben sen... onu burada anlatmayayım abi çünkü yayının belki sıkıntıya girebilir. Yani biliyorsun yani şeyler. Ben de Türkçem o kadar iyi değil. Sıkıntı yok abi. Evet, Türkçe yanlış anlaşılabilir. Yani gözümden yemin neyse, ediyorum ben, yaş geldi. Şuradan yaş geldi orada. Kendi yayınımdan anlattığım gibi anlatayım üstüysen. Abi anlat herhalde bir şey olmaz ya. Olursa ben da yemedim yani bir şey YouTube'dan olmaz. YouTube'dan devam ederim kariyerimi. Orada da canlı yayın açılıyor. Yani abi öyle şey olursa ben ne yaparım? Sen benim yüzümden ban yiyeceksin. Ben ne ban yerim canlı abi. Artık ne yapayım? Ne yapalım? Yok abi ya. Olmaz. O zaman ben anlatmayayım. O sıkıntı. Çorbacı olayı. Çorbacı götün teki. Benim şeytanım iblis yani götün yavşak. Orospu çocuğu. Orospu çocuğun teki. Çok tıkandın yardımcı olayım dedim anladım. Orospu çocuğun teki. Yani benim her zaman yayınıma gelir, bağış atar, beni kandırır, beni yayıncılarla birbirime düşürür. Mesela ben bir kere kraliçeye bir şey demişim, İngiltere kraliçene. Oha. Bu bunun yüzünden bana bağış attı. Bunlar gittiler Pig Queen ne söyledi? Bu zaman sana diyor diye. Yani öyle Gügücan'a bir şey de bana bağış atar, Gügücan'a bir şey derim. Giderler Gürcan'a derler böyle ama ben yani kötü bir şey demeyeyim onlara ha. Kandırıyorlar yani. Manipulation yapıyorlar. Manipulation. Art niyetli izleyici de olur abi. Çok kalabalık olan yerde kötü niyetli insan da 3-5 tane illa oluyor. Ya bunun hep altında bu çorbacı götü çıkıyor. Hep onun bana attığı bağışlardan böyle şeyler oluyor. O yüzden çorbacının tamamına koyayım. Sevmiyimdir. Ben de koyayım. O yüzden yakalasam hesabını bilmiyorum. Hesabını yakalasam banlayacağım. Banlıyım gene gelin. Onun çözümü yok yani dijital dünyada maalesef. Tam bir ne diyorsun ona böyle şeyin olur ya böyle ne, iblis gibi kötü. Evet, demon. Melek mi? Demon ya. Tam bir tarrek ya. O da öyle eğleniyor işte demek ki. Herkesin eğlencesi farklı. Bizi de mesela ghost diyorlar. Ghost diye bir şey var. Mesela şöyle düşün. Sen yayındasın ya. Ben aldım tırımı. Senin önüne park ediyorum sen yayındayken. Habire yavaş yavaş gidiyorum uyuz uyuz. Sen geçiyorsun, solluyorsun bir daha önüne geçiyorum. ETS'de falan da yapıyorlar. Bizim Counter'da da mesela 5 tane adam karşımıza geliyor. Açıyor telefondan yayını. Neredeyiz bakıyor. Benim kafama 2 el bombası, 3 molotof atıyorlar. Sonra kötü oynuyorsun yazıyorlar. Aynı şey. Onlar o çorbacı. Abi, çorbacılar her hayatın her yerinde var yani öyle söyleyeyim sana. Ya öyle. Bir de ben Instagram'da, TikTok'ta çok videolarım paylaşıldı benim. Cantu abi. Şimdi böyle alıyorlar bu konudan bağımsız da yani ghost mösten çıktı. Şimdi mesela yayında bir şey diyor. Tamam mı? Böyle bir küfür ediyor. Instagram'dakiler bunu görüyor. Milyonlarca izlenen videolarım var Cantu abi. Hep başka insanlar hep paylaşmış. Ben değil. Oradan beni linçliyorlar Cantu abi. Bu adam hep küfür ediyor. Bu adam hep sövüyor. Bu adam abi, beni tanımıyorlar. Twitch'ten görmüyorlar. Instagram'da 10 saniyelik video görüyorlar. Kardeşim internet çok kötü bir şey. Yani art niyetli kullanılınca. Şimdi mesela az önce 2 dakikalık bir hikaye anlattın. Onun ilk 10 saniyesini kessen bu ne amına koyayım muhabbete bak der millet. Ama detayları öğrenince gerçek yaşanmış bir olay bu. Belli koşulları var ve ben olsam ben de yapardım orada öyle söyleyeyim. Başka bir seçenek yok ki. Bir seçenek olsa seçebileceğim bir şey. Şimdi onun orasını koyunca da insanlar nefret kusmayı da seviyor internette. Çünkü günler kötü geçiyor. Buna kayayım ben bir rahatlayayım diyor. Pat 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 enter. Onlara hiç canını sıkmayacaksın yani. Bunlar hep olacak. Öyle söyleyeyim. Yok canımı sıkmayayım artık. Ha, anam sıkıyor canını. Ama işte ona da dedim yani. Bu iş böyle derim yani. Yapacak bir şey yok. Tabi bu işi yapıyorsan anneleri kurtarmak zor yani. Ama ben... anneme derim yani. Bak derim bir iki kişi kötü şey yazıyor ama bak derim. Instagram'da bir tane resmim var benim. Cantu abi. 40 bin beğeni var.
1500 yorum var. Yorumları açtım. Bak dedim bunlar beni seviyorlar. Sen niye kötü yorumlara takılıyorsun her zaman yav? Haklısın oğlum haklısın dedi. Öyle. Şimdi anam o kadar takılmıyor. Bir de negatif çok çabuk yayılıyor. Güzel şeyler pek etkileşim almaz da. Küfür, drama, kavga, hakaret. Bunlar hemen yayılır gider internette. Yani önünü almak zordur. Ama evet, sen evet. Çok güzel adamsın yani öyle söyleyeyim. Ben tanıdım seni. Çok sevdim. Şu yüzün güzelliğine bak. Gülüşe bak. Samimiyet dolu. Gözlerin içi gülüyor böyle. Benim gibi kısıl yolunda gözler. Canımsın Cantu abi sen de. Sen ekibin de çok iyiler. Bizim 10 yıldır beraberiz ya. Neşet. Çok sağ ol İsmet, Cantu İsmet abi. Hocama güzel sorular varsa diyorsun. Onları da alalım. İsmet de bu maceraya dahil uzun zamandır aslında. Ya İsmet götün teki ama kardeşimdir. Evet. Yani, bizim de tam yani, arkadaş ilişkileri öyle. Diren de çok kötü bir adamdır. Evrim de öyledir ama canım verim, mermi atlarım yani. Yani İsmet olmazsa her zaman onun hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Çağımda beni seven bütün kardeşlerim, abilerim, ablalarım, karılarım, pardon. Bayan hanımefendi, ablalar. Hanımefendi arkadaşlar. Bunların hepsi beni tanıdıysa İsmet sayesinde tanıdı Cantu abi. İsmet olmasa görün kamera bile açamıyorum. Ümer'im ben tır sürüyüm. Ben Klevinç operatörüyüm. Çöpçü adamım Cantu abi. Ben İsmet her şeyi yapıyor. İsmet bana diyor bunu al diyor ben Amazon'dan alıyorum geliyor. İsmet bağlanıyor tak. Cebin yemiş yarra. Adam teknolojiye çalışıyor kafası evet, ya. Evet akıllı canım çok iyi biliyor. Bugün de yardımcı oldu Half-Life oynarken. Hiçbir şey... Her şeye çaresi var ya. Yok adamın her şeye çaresi var abi. Hiçbir şeye yok demiyor. Her şeyi çözüyor. Yani çok mükemmel. Yani her insana İsmet gibi bir dost lazım. Evet. Hayatta lazım. Ya. Bak göt diye başlayan bir cümle. Öbür taraf bu kadar kalabalık. Ama götün tekidir. Götün tekidir. Benim yayınımda işte ben gay'im. Yok ben şuyum. Yok böyle böyle parayla ses çıkıyor ya laptopta. Evet. Onların hepsini İsmet yapıyor. Hep kandırmaca, hep dolandırmaca. Yayınımı giriyor, yayınımı batırıyor. Şey yap yani götün tekidir ama hakkını ödeyemem. Kardeşimdir. Canımdır yani İsmet. İsmet benim bir karım bir İsmet. Ama İsmet. İsmet sen ne diyorsun bu iddialara? Eyvallah abi. Ben de seni seviyorum. diyorum. Yemişsin bir sürü bok belli ki kısa konuştum. Canımsın İsmet'im, canımsın kardeşim. Yani biz İsmet'le yaptık abi bunu. Cantu abi, ben, tır, laptop, İsmet. Çok iyi anlıyorum dedi. O kadar iyi anlıyorum ki ne demek istediğini bak. Ben, Diren, işte Alp, Berk, modlarımız sayısız. Bizim de öyle başladı hikayemiz bundan 10-12 sene evvel böyle. Çok güzel bir yolculuk bu. Evet abi 3 ay önce 5000 kişi takip ediyordu beni Instagram'da. Şimdi 123.000 kişi takip ediyordu Instagram'da. 1 milyona çıkar ben sana söyleyeyim patlar o yani gider. Ben böyle iyiyim ama Cantu abi. Ben yayınımı açayım arkadaşlarım kardeşlerim gelin. Yani fazlası da azı da fark etmez yani Cantu abi. Nazardayım. Yeter ki abilerim kardeşlerim yanımda dursunlar benimle tırda eşlik etsinler. Ben bunu seviyorum Cantu abi. Fazla para mara da istemiyorum. Her şeyin orta plası iyidir diyeyim ben. Çok fazla olunca her şey, çok büyüyünce de başka sıkıntılar çıkıyor. Korkuyorum. Evet. Evet abi. Güzel giden evet, şeyi abi. Kaybetmekten, bozulmasından korkuyorsun değil mi? Abi şu anda hayatım çok güzel. En zengini benim. Nazar değmesin. Karım mutlu, çoluğum çocuğum mutlu, evim var. Kimseye muhtaç değiliz. İşten para geliyor, Twitch'ten ufak tefek bir şey geliyor. Yani çok rahat, keyfim yerinde. Ben çok zenginim şu anda. O yüzden esas zenginlik o abi. İstemiyorum. Aile zaten. Evet. Yanındakiler mutlu olacak. Aynen. Sen mutlu olacaksın. Yiyecek yemek olacak. Sonrası yavaş yavaş ilerler zaten hayatta yani. Aynen öyle Cantu abi. Aynen öyle. Abi ben Chips'i sordum. Öyle. Çok gelen sorulardan biri. Chips ismi nereden geliyor? Night'taki Nicky galiba öyle. Evet. Ne yani niye? Neden öyle? Neden Chips peki? Abi şimdi Fish and Chips diye bir ismim vardı benim. Çünkü ben Fish and Chips'i çok severim. Cantu abi. Tarator sosu olur bizim... şöyle bir onun yanında. Yes. Ama ben normalde chili sosla, garlic sosla yerim de onların sosunu yemem. Taratorda da var şey. Garlic. O da güzel oluyor da onu fazla sevmiyorum. Ben tattırırım güzelim sana sen gel. Şimdi İngilizlerin traditional bir yemeğidir fish and chips. Ben de çok severim. Night Online'da mage açmıştım Kaneki serverinde.
Fish and Chips diye. Ondan sonra işte Mage'in yanına da bir tane asas açtım. Asası da Fish and Chips yazamadım. Sadece Chips yazdım. He. Hmm. Ondan sonra işte abi şöyle Vegas serverinde beni kesebilen asas yoktu. He. Böyle çok sağlam bir yayıncı var. İsmini verin mi bilmiyorum. Domenico mu? Aynen Domenico Vacco. O yani VS'de mi yendin onu? VS'de onu kestim Vega'da. Oha, o herif hayvan gibi oynuyordu bu arada. Helal olsun. O zaman çok yetenekli bir oyuncuymuşsun sen. Abi ben Night Online'e asla verdim. 13 sene mi verdim Cancı abi? Sen nasıl öbür oyunlara verdin? Doğru, yapayım. Öyle ben öyle. Night Online'da yapayım. Ondan sonra işte öyle onu kesmiştim onun yayınında. Ondan sonra işte abi oynuyum. Yayın ben Twitch'miş ben bilmem çünkü Bümer adam. Oynuyum. Bana her gün abi 100 tane PM geliyor. Her gün 100 tane yahu Chips yahu şöyle yahu çok iyi oynuyorsun. Yayın aç diye. Darladılar. Domenico'yu kestikten bir sene sonra ben Twitch yayına başladım. Night Online'da. O yüzden karakterim Twitch'imin ismi Chips'tir. Çünkü karakterimin ismi Chips'tir. Ondan sonra işte Night Online'da yayınlara başladım. Vega'da oynuyordum. Sonra oyunda yönetimini, düzenini falan sevmediğim için bıraktım. Ondan sonra işte abi hesabım var. Sırt kamyon sürüyordum o zaman. Juice'unda çalışıyordum. Winch sürüyordum kamyon arkasında. Ya dedim şöyle sıkılıyım ula dedim şu telefonla baktım ki yayın açma seçeneği falan var. Türkler bayılır Winch izlemeye, inşaat izlemeye bu arada yani. İşte ondan sonra oradan Twitch yayınlarına başladım Juice'unda. Ondan sonra işte orada yapıyordum yayınları. Beni izleyicilerim vardı bayağı. İzliyorlardı, seviyorlardı beni kardeşlerim sağ olsun. Zaman güzel geçiyordu. Beni şikayet ettiler. İzleyicilerim şirketime şikayet ettiler. O yüzden kovdular beni işten. Ne diye kovdular? Orada yayını açman yasak mıymış yani? İşte büyük şirket olduğu için izin vermiyorlar. Kapital dünya. Evet. İşte yok yolun işte dikkatin dağılır. Yok işte şu falan. İzin vermiyorlar. O yüzden beni işten kovdular. Ondan sonra yayınları bıraktım. Bir sene falan. Sonra tekrar işte buraya geldim. Chris'e dedim bak dedim böyle yayın yapıyorum. Chris dedi sen ne bok yersen ye. Hiç umurumda değil. Götün tekidir ama böyle iyilikleri de var piçin. Sen dedi ne bok yersen ye. Hiç umurumda değil dedi. Yayın mı açayım? Şunu mu yapayım? Bunu mu yapayım? Benim işimi yap. Başka çünkü bunlar şirket değil. Bunlar aile yeri. Can Tüy abi. Ufak bir aile biznesi. Ticaret. Anladım. Daha ufak şirket. O yüzden burada yayın açabiliyorum rahat. Chris karışmıyor, kimse karışmıyor. Ne güzel yayınlarımı burada yapayım. Ondan sonra işte burada da telefonla yapıyordum. Telefon yanıyordu, ısınıyordu. Sımsıcak oluyor, ses kayıyordu. Yayın kopuyordu. İsmet'le nasıl tanıştın? İsmet. Tam o soru. İsmet benim çatıma geliyordu Götlek. Beni izliyordu ne zamandan beri. Bir de Gökhan kardeşimin var yayıncı Gökhan. Onun moderatörü Gökhan Öner. Oradan tanıyorum. Gökhan'ı da çok severim. Selam olsun Gökhan kardeşime. Oradan tanıyordu. İsmet geldi. Böyle işte İsmet orada işte. Ya diyordu sen vırık bir adamsın. Sen böyle bir adamsın. Sen beni dinle falan. Ben sana güzel yayınlar yaptırırım. Orada yazıyordu chatta işte. Sen laptopa ben sana o laptopa yayın açtıracağım. Bakıyordum dosya. Ola diyor bu bizim Gökhan'ın moderatörü değil mi? Fuck off diyordum. Amın düdüğüne bak hele. Gör. Bana laptopta nasıl yapacağım? Ben denedim yapamıyorum. Ya dedi ben yaparım falan. Gel lan dedi. Tamam dedim amına koyayım. Gittim aldım. İsmet bir geldi abi. Bir bağladı her şeyi. Amına koyayım. Mis gibi. Sanki evimde sistem var gibi sistem yaptı cayır bana. Cayır. Evet, Götlek. Çok güzel. Ben ilk gördüğümde bilmiyordum tanımıyordum tabii. Dedim herhalde biri video açmış onu izliyor. Öyle gördüm senin kanalı. Ya video zannettim ben o HD görüntüyü. Bayağı dışarısı gözüküyor abi yani titremeden etmeden. Sen video sanıyorsun. Çoğu insan oyun sanıyor amına koyayım. Adamlar yazıyorlar ben sandım ki bu adam oyun oynuyor sandım falan yazıyorlar hep Instagram'da falan. Ya abi canlı tut sürüyüm. İsmet sayesinde İsmet ayarları yaptı işte. Öyle tanıştım İsmet'le. Çok güzel hikayeler ya. Baya heyecanlı bir aslında. Yaş kaç? Ben 31'e gireceğim bu ayın 18'inde. Oo kutsal yaş. Yani orta yaşın başladı, bunalımın yaş başladı. Millet başka yere çeker şimdi onları da. Bu ayın 18'inde benim doğum günüm. 31'e gireceğim. 18. Yaşlar yük cantıyor abi. Saçlarım hep beyazlamış ya. Yok be siyah duruyor ya. Bende de var beyazlar. Arkalar, buralar hep gitmiş bak. Hep kör olmuşum hep. Kör. İyisin. Cilt güzel yani. Ama mutluyum be abi. En önemlisi de o. Mutlu olmak. Çok sağlığım önemli. Yerinde. Daha bir şey istemeyeyim. Gülümseyerek uyanmak, başlamak. Uyurken mutlu uyumak.
Tabi. Ben önceden uyanırdım işte, üf yani, tıra git, aç böyle, sür, sıkıl, müzik dinle, onu izle, onu izle falan. Aa, bu yayınlar oldu olalı artık abi, ben dört gözle yarını bekliyorum. Ki yarın tırıma gireyim, selamünaleyküm çatayım, yayını açayım, sohbet, muhabbet. Bir eğlence geldi hayatıma. Aslında marşı yani açmak değil de start streaming'e basmak oldu hayatın. Yeah, aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel. Bir iki tane şey var. Hayatta bu adam parayı bulunca bozmaz arkadaşlar. Ben kefilim bak. Öyle troll yazı yazanlar var. Bu böyle zamanla değişiyor bazı şeyler bazı yayıncılarda. Bu adam doğasında devam eder dümdüz. Öyle söyleyeyim ben size yani. Mis gibi. Ya para her şeyin fazlası zarardır Can Tüy abi. Mesela 2 bardak su içen ama 100 bardak su içemen. Bir dilim pizza yiyen 100 dilim pizza yiyemen. Her şeyin fazlası zarardır. Paranın da fazlası zarardır. Bizim insanlar tamam, para lazım bir şey Can Tüy abi. Çünkü para olmadan hayat dönmez. Evet. Ama para çok korkunç bir şey. Çünkü para sana güç verir. Sen insan olursun Can Tüy abi. Yani çok iyi bir insan da değişebilir. Yani çok para kazanırsan güç zehirlenmesi yaşayabilirsin, değişebilirsin. Ama ben değişmem. Ben parayı çünkü çok önemseyen bir insan değilim Can Tüy abi. Benim karı çok önemser. benim karı değişir. ama ben değişmem. Ben 5 senedir bu tişört giyim. Ben üstümü kapatsın yeter Can Tüy abi. Ben öyle marka. Şu, ben bulup tak Nike yazıyor değil mi? Ben bunu para gerçek değil. Mis gibi kumaşı güzel, rahatsa okey yani. Sahte, pazardan aldım 5 pound'a Can Tüy abi. Benimkisi amacım üstümü kapatsın. Altımdaki gaza göstermesin yeter. Altında ben öyle fazla... yani çok kalın var ya. o yüzden. Geç düştüm. Ya bunu da çattan öğrendim. Bunu da çattan öğrendim. Bana diyorlar gazak diye. yani. O yani ben yani para ne yaparım, çok param olursa ev alırım. Çoluğumu çocuğumun geleceğini kurtarırım, o kadar. İzleyicilerin yazıyor, eski izleyicilerin. Eskiden beri yaptığın için. 4 yıldır tanıyorum, gram değişmedi diyorlar mesela. Yani. Parayı bulamadık ki. Daha burası gelmemiş arkadaşlar. Bekleyin. para bulamadık ki. Yani hala fakirim. Yok kaka yapayım. Yok abi ya, ben ne değişim abi. Ben neyse boyum. Ben neyse boyum. Ben değişmem Can Tüy abi. Abi o zaman kurdun mu Counter 2'yi? Biraz da oyun oynayalım. Oyuncu tarafını da gösterelim şöyle. Olur kapşak. Olur. Varsa girelim şöyle. Ya çok güzel muhabbetti Musti'cim. Çok teşekkür ediyorum sana. Harbi çok samimi adamsın. Ben çok sevdim. Ben nadiren insan severim. Sevdiğimi de yüreğe basarım böyle. Eyvallah Can Tüy abi. Güzel adamsın. Gel bir de oyun oynayalım. Çok teşekkür ederim. Beraber. Tamam abi. Tamam oynayak. Ben teşekkür ederim. Aslında ben sana teşekkür ederim. Gel bir girelim. Beni buraya aldığın için sohbet, muhabbet. Harika yani adamsın. Pazar akşamı sıkılırdım yatağın içinde. Benim Twitch'de yani yanaklarım ağrı girdi, gözümden de yaş geldi, öyle söyleyeyim sana yani. O kadar çok gülen şey, eğlenmekten, gülmekten muhabbetler yani. Canımsın Can. Abi teşekkür ederim. Hadi gel bir counter patlayalım o zaman. Olur, oynayayım. Şöyle yaptım. Ses gitti senin ama. Vallahi gözümden yaş geldi ya. Hazır mı ekibimiz arkadaşlar? Diren Bey ben mi? Ya ben de odadan çıkmışım. Aç ya İsmet. Odadan çıkmışım yanlışlıkla, geldim. İsmet Bey. He. Şunu aç ya, İsmet diyor. Counter 2'ye. Ya ben açarım açmasına. Bu şimdi seni beklemek lazım, onları anlamayayım ben. Hemen hallederiz onu. Anında hallederiz. Ay çok eğlenceli olacak ya. Ne kadar güzel bir yayın oluyor. Renk kattın ya. Alo. Çattın abi. Sen bana renk kattın. Teşekkür ederim. selam aleyküm. Ben görebilirler mi? Selam. Şimdi oyun ekranına girdim. sıkıntı yok. Kardeşimsiniz. Canımsınız. Sağ olun. Ve çata bakayım. Senin yüzünden bana da CV ver demeye başladılar. Ben de vereyim. Nasıl veririm? Çabuk CV ver. Adım Can Tuğ. Eskişehirliyim. 34 yaşındayım. Bilgisayar hızlandırayım. Half-Life oynayayım. Counter oynayayım. Adam vurayım. Mobil oyun yapayım. Espor yapayım. Yayın açayım Twitch'te işte, düzensiz. ne diyeyim ki başka? Bayağı iyi işte. Tamamdır abi. İş makinesi sürebiliyorsun abi. Onu söyle. Ne? İş makinesi süremem ki ben. Sürersin. Araba sürebiliyorum. Kamerayı kocaman yapmışım.
Onunki hakikaten çok zor iş bu arada. Sabır istiyor, meziyet istiyor, uzmanlık istiyor, tehlikeli iş, dikkat istiyor. Vallahi saygı duyuyorum çok. Haydi başlayalım biz o zaman.